8. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 22 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları. SDR Dikey Yayıncılık Güdüleme Ahiret Yurdu, Ahiret Hayatı ifadeleri sizlere neleri hatırlatmaktadır? Cevap: Ahiret, ölümden sonraki hayatı temsil eder. İslam dininde imanın 6 şartından biri olarak görülür. Ahiret, sonu olan hayatın açılacağı sonsuz bir hayattır. Ahirette herkes hesaba çekilecek ve günah ve sevapları sayılacaktır. Bu hesaba göre kimlerin cehenneme ve kimlerin cennete gideceği Allah tarafından kararlaştırılacaktır. Ahiret yurdu, ahiret hayatı gibi kavramlar şunları çağrıştırabilir: ölüm, sırat köprüsü, mahşer günü, hesap, günah ve sevaplar, cennet ve cehennem, münker ve nekir, iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı, isteyene ve özgürlükleri için, kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekti veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda, direnip, sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. Bakara Suresi, 177. Ayet, yukarıdaki ayette imanın şartlarından hangileri yer almaktadır? Belirleyiniz. Cevap: Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere iman. Bu ayetten ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Listeleyiniz. Cevap: Asıl iyilik imanın şartlarını yerine getirmektir. 8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.